Evet, değerli arkadaşlar, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ben her zaman söyledim, yinelemekte fayda görüyorum. Bu dönem kuşkusuz ki iki şeyi beraber yapmamız gereken bir dönem. Birini yapmayacağız, yani panik yapmayacağız. Ama ötekini çok iyi yapacağız. O da tedbirlerimizi çok iyi alacağız. Bir süredir hükümetle de görüşerek çeşitli tedbirlerin alındığını biliyorsunuz. Hemen her gün bazı tedbirler açıklanıyor. Ancak benim sağlık örgütlerimizle de sürekli temaslarım oluyor. Onlardan aldığım bazı bilgiler, bilimsel verilere dayalı bilgiler bizim hemen her gün değerlendirmelerimizi derinleştirmemizi gerekli kılıyor. O anlamda bugün mecliste bulunan siyasi partilerimizin liderleriyle hükümette olsun, muhalefette olsun bir araya geldik. İçinde bulunan durumu enine boyuna konuştuk. Daha ne gibi tedbirler alınabilir? Geç kalmadan alınması gereken tedbirler nelerdir? Bunlar üzerinde bir takım görüş beraberliklerine ulaştık. Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarıyla görüşmek için aramızdan biraz daha erken ayrıldı. Ben önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulu'yla bir araya gelebilirim. Kendilerine bir çağrı yapabileceğimi Sayın Başbakan'a zaten söyledim. Dolayısıyla önümüzdeki süreci çok dikkatli bir şekilde, serin kanlı bir şekilde ama alınması gereken tedbirleri de zamanında alarak yürümemiz gereken bir süreçtir. Unutmayalım, her şeyin başı sağlık. Bizim de toplumumuzun sağlığını her şeyin üstünde tutarak hareket etmemiz kaçınılmaz. Bazı tedbirleri zamanında alamamış olan bazı toplumların, ülkelerin ne halde olduklarını da hep beraber izliyoruz. Artık iletişim çağındayız. Görüyorsunuz dünyada ne olup bittiğini. Bazı ülkeler bu virüsü yenmekte son derece başarılı bir noktaya gittiler. Ama bazıları da çok kötü durumdalar. Bunların nedenlerine bakarsanız kendi ifadeleri gerekli tedbirleri zamanında alamamak oldu. O nedenle biz zamanın da ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisinde gerek hükümetimizle gerekse muhalefet partilerimizle ve gerekse sivil toplum örgütlerimizle tam bir dayanışma ruhu içerisinde ve her şeyi ama her şeyi toplum sağlığının altında bırakarak, yani toplumumuzun esenliği, sağlığı her şeyin üstündedir anlayışıyla hareket edeceğiz. Bugün meclisteki partilerle bu anlayış beraberliği içerisinde bulunduk. Teker teker hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edeceğimizden kuşkum yok. Halkımız rahat olsun demeyeceğim, tedbirli olsun diyeceğim. Rahat kelimesini kullanmak istemiyorum. Tedbirli olsun, kişisel hijyenine elbette dikkat etsin. Panik yapmasın, çünkü panik yapmak alınabilecek tedbirlerin de önüne geçer bazen. Ve yapılabilecekleri de insana yaptırtmaz. O nedenle rahat olmayalım, temkinli olalım, dikkatli olalım, tedbirlerimizi alalım. Ve günün sonunda bu mücadeleden de el birliğiyle başarıyla çıkalım. Ben bunu hep beraber başarabileceğimize ilk günden beri inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde inanmaya devam edeceğim. Çünkü halkımıza güveniyorum. Bunu el birliğiyle başaracağız. Hepinize teşekkür ederim.